insanların şahsı kemalı bir müddet düşünülmez. Bir zaman biz Bağla'da kurayet yapıyoruz. Şey, Ankara'ya geldik. Ama o kadar çalışıyoruz. Simontan torbası olan 10 lira bir cümleye mal. İstekli başlıyor. Çok güzel. Ama ağacı kurtarı yarın. Betondan. Şimdi biz de orada çalışıyoruz. Bağla'da kefsabı yapıyoruz. Bağla'da bayrağı olabilmiştir. Çam dağında orada şey diyor. Kef yapıyor. Böyle söyleyeyim ama benim kardeşlerim Ankara'da, onlar falan geldi. Bu teyze kardeşlerim. Güzel bir şarkımız var orada. Ama çok güzel. Bizim Ömer bizim rektör o zaman o koca koca taşları sırtını yükleyemiyorlar, getiren oraya. Bize şimdi Bursa eskiden, eskiden bir Bursa subaylar geldi, subaylar geldi, eskiden geldiler. Bize orada kek yaptı yazarmışlar. Bunu biz tam sayıda, o kadar yorulmuştuk ki aşağıda su geldi aşağıdan. O aşağıdan su geldi, su geldi geldi. Şimdi onlar acar ağırdı, kuvvetli bir geldi. Getirdiler, bir daha getirdiler. Biz de çalışıyoruz çünkü. Baktım bir çekti birisi, oradan Burali'nin köşeyi çekti, okumaya başladı. Yine aşağıdan. Dedim burada şahsı zamanı zamanı, şimdi bize zamanı, umumi bize zamanı. İndi. Dedim bak size bir güzel tavsiyem var. Onu da orada bir kalmak istiyorlar. Üstünü şöyle yapın, şöyle şöyle buradan duyamadan buna bağırsın. Ne yaparsan ya bağırsın. Bak bir işte o. Şimdi kekleyince, hani bir hatıra mı dedi? Döndü eser olur, şimdi ısırma araba sorundan dönem bahsettik. Arabayla Demirhan'a giderken, hiç mutlaka lastik patlardı, benzin biterdi, hani bir perşanlık. Oraya vardık, Mustafa Cilal'ı da Allah versin bize, yaşıyorsun, sonra kendi gösterdi. Ben de ne diyeyim hakikaten, doğru söyledi, sonra alışveriş konuyunda, bu bir şey yapıyor, kendi diyor. Ustanın yanına geldik, alışveriş yapıyordu, o da söyledi bana. Dedi, kendi yapıyorsun, dedi. Yaşıyorsun. Ben de usta diyor, ha ben de usta gideceğim dedi. Geldi orada beraber çıktı. Sen ustanın yanına geldi, tam tam dedi. Mustafa bu kek yaptıracağım dedi. O bana baktı, bana baktı. Sanki usta yalnızlarmış gibi oldu. Orada hevesleniyor. Çok heveslendi. Ucuna gitti. Usta da araba bilir ki evi dedi. Şimdi yine bir şey var. Beraber usta da kendimizi Mustafa Bey'le önerdik. En azından 10 kilometre olan bir köyde ayrıldı. Bizim köye doğru geliyoruz. Gelirken ustadımız bayramımızı ne yaptı ustadımız bana hadi bana yoğuran dedi. Şimdi büyük bir köye vardık. Yok bir köye vardık tam 9 kilometre koşmuşuz. 4 kilometre 9 kilometre 4 kilometre. 4 kilometre o köye vardık o köyde 4 köye var. O köye vardık yok. Hani inek yoğurdu ustadı yerdi. Koyu kişi yoğurdu yemezlerdi. Bir yol köye vardık. Yol köye Ustad 400 kilometre her zaman da geçerken kilometre tutturuyorum arabayı. 400 kilometre tam. Geldik ustadım dedi. Bu dedi, keçi koyun yoğurdu. İnek yoğurdu yok dedi. Bu keyif olmadı ustad. Diğer bindik arabayı Emirhan'dan Eskiye doğru gidiyoruz. Eskiye'de bir köye vardık. Ustad dedi şu asfaltta. Biz yani 5 metre yürüyen portuklarından. Gittik bir ev vardı yok. İkinci ev vardı ne birader de ne bu kefi yaptı size? Anamdan yeni süt burnuna geldi. Orada ki böyle ki istedim. O biraz ustanın şeyi böyle. Ve şimdi umum hizmetler de bazen şahsi kemalı bırakmak lazım. Şimdi biraz da şahsi kemalı bak ben temizler. Yani bak hizmet yapılırken en fazla hizmetleri biliyor musun? Hiç görünmez de. Allah razı tuvalet temizle yapmak. Mutfak temizlemek. Ben burada abilenciyle genç beğendim. Köyde olduğum için hakikaten yorulmak ile biliyorum. Sonra ben 4 saatte gevşem bitireyim. Şehrevan 2 saatte bitireyim mesela. Ben yatmazdım. Sabah gelip yatırdım bu sebebim. Hatta dedim bayram için gece uyur ben uyanam şimdi çay yapılıyor diyor. Ben çay doldurmasına. Çok samimiyet diye. O yüzden ben dedim gazeteler beraber vardı. Bayram ne yaptığını gördüm ve baktığını dedim.
Ben geç yatıyordum, erken bakıyordum. O erken yatırdı, geç kalkar. Hemen, bak benim 4 saatte okuduğumu 2 saatte okudum. Ben 20 saniye yazarsam, 50 saniye yazarım. Hani orada fark var. Yani bu işte doğada da böyle. Bazı insanlar, hani sadece az sonuç yaparlar. Önce şey yapıyorum. Hizmette, sadakatta, ihlasta, hani kardeşe havale etmemek lazım. Havalecik yok mesleğimizde. Daima hizmet olduğu zaman gitmez. Ben burada ABD'si ben şeyim, genç olduğum için o meşgulatı kadar yaptırdı benden. Onlar burası da yaptırdı. Sıralar yapıyordu o zaman da. Onlar yemedi ve yapmıyordum. Çok seviyordu, çok haz alıyordu, çok seviyordu. Aynen diyordu, bak onlar şimdi aynen hissediyorsun. Sizi de öyle kardeş. Böyle sizi derslerinde kaldığım için Mehmet olsa geldi, derslerine süpürür merkezde, aynen okul çalışmış, ben işte gidiyor. Üstad adi muamele diye bana çevirmek için diyor, ilk hizmeti düşün. Daim izlerinde. Ben sık sık bahsediyorum, sağlılar mesela, buraya gelirlermiş. Sağlılar, pazara gelirken, üstad diyorum onlara, hizmete düşünün. Adi muamele hizmet olsun, adi muamelenizde. Orada koyun satıyor, inek satıyor, hayvan satıyor, deve satıyor. Buraya gelirken, ya mürekkep almak, ya bir kağıt almak, ya bir dersel kitap almak. O niyet diyorlar. Ya bunu yapacağına değil var. Bir hizmet düşünüyor. O günkü gezdiği, hep adim olan ibadet etmez. Memurlar diyordun, ustamız onlara da verdi. Kardeş giderken de hizmet düşünüyor. Orada bir dışarı okuyacak. Biraz gibi bir şey yapma, yapacağına değil. O niyet var ya, yapamazsın. Neden? O niyet. Satıyordun, niyet. Acayip sır diyor, bir okuyordun. Toprağı gümüş yapar, gümüş altın yapar. Ve elması kömür yapar. Niyet. O zaman daima sizden memnun olsun kardeşler, nereye gidiyorsunuz? Hizmetinizin hem bereketli olur. Hemen hizmetiniz de bereketli olur. O kuzu muameleniz ağır. Ve şimdi sadaka hükmüne geçiyor bahsede. Benim söylediğim şey var, ben bugün hemen anlattım. Mesela da anlattım. Hepsini anlatmadınız abi. Gelenlerle böyle kime nasıl davranırdı? Mesela o şimdi kardeş gelenlere mesela talebe ise talebe demiş olur. Kardeşim diyorsun. Evlatlarım diyor. Benim bir çocuğum olmadı. Üçün küre ağzını çözüyor. Saç yapıştır hep de alakası diyor. Sizin günahınız yok diyor. Siz dua edin diyor. Siz duanız makbul edin onlara. Memur gelirse memurla konuşuyor. Bir işçi gelirse kardeşim diyor. Ben resme geliyorum. Sen dedi, etmiş oldum, kaldırmış oldum. Her zaman kılmaz şartı da hep sadar hükmü diyor. Ya şu sobancılara diyordum hadi etinden, yüzünden. Kim gelse sen sadar hükmü de diyor. Her zaman kılmaz şartı da. Her kişi her zaman kılmaz şartı da bütün âlim olmalarını sizinle hizmet geçiriyor. Yoksa sana talebe ulum, Allah sana bana bir talebe ulum olarak öldü. Talebe ulum, ben ya şu talebe uyum için her zaman talebe uyum, talebe uyum. Elhamdülillah, bak sabahlar kadar geldi. Allah güzel doğanı da kabul eder inşallah. Bir mütabili ziyaretini hepiniz işler bir. Ana, ben dünden bastım, her zaman diyorum, ben çok bahtiyarım. Siz de çok bahtiyarsınız. Dünyada benden de mesut kimse görmüyorum. Zaten hakikaten kimse görmüyor, ustadım bu kadar yalan. Biliyorum tarihte, yok. Bütün dünya ustad diyor. Hani, siz çok bahtiyarsınız. Siz de dünyada ben de melisi isteme hakkım yok diyor. Bir Müslümanı doğmuşsun. İkincisi, ahir zamanda gelin. Bu çok mühim. Ahir zamanda gelin. Ahir zamanda, bak bir kişi ikiye ederse, bu Leyla Kadir'e hep niye iştirak ediyor? Bir. Sonra 1400 lira esasında orada yatıyorum mübarek. Kıyametin en son ahir zamanda geldiğim için biz onun hemen vefat değil, imana gideceğiz inşallah. Nurtan yapacağız. Bu onlarla beraber kalacağız. Yayın mı yani sen söyle. 1400 sene onlar yatsın da sen de hemen yat kal. O da var yani. Bahtiyar sen. O da elhamdülillah. Ahir zamanda gelirsin bu. Tezir Müslüman olsun. Bu tabi olsun. Bahtiyarsın da ahir zamanda gelirsin. Bu ustak tabi ustak benim gelsin sizlere de beraber verelim. Bak siz diyor dünyada benim bir şey isteme hakkını kalmamıştır. Siz diyor akrenleriniz diyor kartı köşeler çıkmıyor. Kalkı düşünlerden. Onun için bahtiyat hakikaten. Ya bizimle çok doğalıyız. Böyle mübarek günler doğalıyız. Bizim kusura bakmayacağız. İnsan beşerdir. Bu emez. Kalbi neyine söyler, söylemek lazım.
hani kinle, ayazla, diğer kötülemekle değil de sevdiği kardeşler. Maksud ki artık teyze etmeyecek, söyler. Ben hepsine söyleyeyim. Ben gittiğim yerde derslerden oldu. Temiz görmesem yandı. Dersin. Gevşen baktım, verdim, baktık görsün ve şeyler böyle. Kesinlikle Konya'ya gittik. Kardeşlerle beraber. Bir kardeş var, bak, dua yazmanı getirdi. Öyleyse baktım, kapı çıkmış, ben sormayacağım. Çağırdım, sen yatağa bakacağım özüne. Yatağın oraya yattığı odaya bakacağım. Sen kendine bakmayan, ve gençin malına bakmamış bir var mı? Ne biçim bakılsın sen? Yani olmaz yani. Bak size dikkat edin. Yatağınızı ben askerde, şeyde Ankara'da bütün dersler verir. Ama gelirse kendinize uçuyor. Asfalt içi gibi temizlerler. Tabii ki. Bu da bakabiliriz ama elhamdülillah Sparta, Nurta dersenlerimiz yarı bir tane akıllı. Cenab-ı Allah şükür. Bir tane. Evet, soracağım bir şey varsa ben buyurun. Latin alfabelerini diyor abi. Kabul ediyor muydu yani? Latin alfabelerini. Latin alfabelerini. Ustad 1947'de resmi basılı geçti. 46'da 47'de ustadımız kabul ediyor. Ustadımız o zaman Liniyer'de yasak. Hattuhan da yasak. Yani bilirse Liniyer'de niye Latin alfabeli yeni çoğaldığı için o zaman ustad bizden müsaade etmiyor. Hattuhan yani mümkün yok. Hani yani niye resmi bir imkanat yok. O zaman Hattuhan'la. Hatta bazı abiler diyor ki sizin vazifeniz diyorlar. Mesela Hattuhan'la değil diyor. Zeffet abi gibi abiler, Zübel abi bilen. Senin vazifin artık onunla değil diyor. Latınlar biliyorlar, uğraşıyorlar. Ama Kusura Bey, Tahir Bey, öyle, öyle böyle, onun o şey. Ustaz Hazretleri, burada basınlar başladı İsrail'in'de. Yeni yazıcı basınların bayramı diyor. İsrail'in bayramı diyor. Hani yerinde duramıyor. Hatta o zaman varan bazı mani olmazsa da Türkiye'ye gitsek Ustaz. Diyordun, Barra'ya gidiyorduk. Her gün anlatıyorum. 50 sene bırakıp Barra'da yürümüşüz. Sonra Barbaya'da yedirdik dedi, yedirdik, Barbaya'ya gidiyoruz. Benim ustak koşturmak, çemberlik, kalkmalık, havalini hiç sevmez. Benim zaman o üç kişiydi zaten, dedik ah Zübel abiyle gelip, bir uzanmışsa 5 dakika dinlerdi, yok bir uzanmışsa gelip. Ustak atın üstüne, ben ustak daha iyi ustak tutar, Zübel atı çekerdi, Zübel böyle Cenevi'de ödük veren ustakı, onun ardına gelirdi böyle. Şimdi Cenevi fazla ustak sürmezdi. En fazla böyle içimizde dayak yedi Zübel abiyle. Yani dünyada Zübel abi sabit kimse yoktu ya. Yani. Şöyle bir, iki, dört, tozca üstadik alır. Yani acayipti. Birimize bir hatamız olsa ihtiyacı Zübel abi Zübel. Çok tahammül edildi. Hani üstadım, üstadım fani olmuş ona. Hani içimizde onun gibi yok. Hatta ben de üstad bizimleri yükseldim. Cenab-ı dövmezdim fazla. Bizim o, yani evladın verdiğiydi, onu natıkla yapardı. Onu gel bakalım dedi. O, hatta o kemeden derdine başlamak. Usta Mesut Zeybay'ın çok çekiyor. Hakikaten ben. Yani usta o da öyle. Usta da nazlandı bunu. Öyle. Gel bakalım dedi. Ben köverdi. Kaçardı. Şimdi kaçmadı. Latin Amerika buna başladı. Usta ver diyordu. Bu da diyor. Usta ala hülla diyordu. Varıyorum. 4 saat yürüdük. Diye gidiyordu. Vasayt kormana gelirse sen bayram diyordu. Bir türlü durmadı. Bağırlar da çok seviyor. Ben dedim ya dedim, mübarek bir süt. Devam edin mübarek. Sudan geldim, Zübel'e vasayta bakmaya gitmiş. Geldim, üstüne vasayta bardakları yıkıyordum. Ne var ki nasıl hayal? Dağ başında, kendi kendine. Bu ekmek de bulamış, çok zaman. İspatada, Nurtalya'da sabır. Ekmek o düz kuşu var. Hem de içim evinin de. Kendi bu konuşuyordum. Sadece yarım gel dedi. Gel gel dedi. Gevşen okuyordum. Bir tezi sahibi indi, evladım. Evladım, sen burayı kerif görme, sen burayı çekim görme. Çiğitken çok mühim, İrelan Nur'una getirmiş. Bir gün bir yana gelmedim bir ağır, bir yerde bir yok, hiç yok. Kendisine öyle geldi yani, iki yerde bir kimse yok. Fırsat çatına geldi, duruyor, kimse yok yani. Çoğalacak kitabı yok. Hatta bazıları rica ederler. Hatta tespihatı falan var ya, biz elle çoğalıyoruz. Tespihatı, gevşenle elle ve yazıyoruz böyle tespihatlar falan. O zaman tez ben bırakıyorum. Ben bir yerde bile kutusu yok ya. Bir sen ben dedim. Bütün kâhinet okuracağım. Tüm kâhinet. Dedi, ne yaptın? Bu bağlarla. Dedi evladım sen bırak gördün. İleri buğrana geçtin. Bu da çok büyük işte. Hatta dedim sana dağlarda var. Gelmeyin şu dedim. Ben dedim.
terleri topladım, bu barla yolları yaptıracağım dedim. Elhamdülillah devlet en güzeli yaptı bana. Ya ustam yetsin, şöyle olacak inşallah, ne olmuştur, olacak da. Geliyor, hemen geliyor, bak hakikaten bu emniyetin birbirisi bekliyor, üniversite talebesi. Biraz üçler de gelir, forma gelir Ankara, İstanbul'da. Usta hiçbir şey bakmaz. Yani bazı kardeşler demin güzelemeyin. Bir şey şöyle yaptınız, yaptığımı alacağım. Kesinlikle bir de yaptırmam hani, yalnız kılır. Usta Hazretleri bir emir bildiği anda şöyle yapacaksın. Biz yapacağız, ya efendim, Allah'ım, işim çıktı, şurada yoktur. Yaptım, attım, geldim bana. Üstad böyle mesele diye bayram, şöyle şöyle mektup yaz. Böyle çok dikkat edin. Nasıl üstadım ben? Böyle böyle mektup yazar yazar. O anda yazarım mektup, üstad okurum. Like bitti. Tamam dur kızım. Tam 5 dakika sonra, 2 dakika o kadar geldi. Aynen. Üstad çok zor. Hani üstad saatte böyle işimi gir, üstadım her işe atlar gibi çok da gitti. Geliyorduk böyle köyde abiyle üstadın hakkı kuranına bakardım. Tasvir ederken. Zübeyre böyle kendine sonra onlar yeni yazıya bakarlar. Onlar da karşısına attı. Hatta tatlıydı, hemen gönderdiler. Bütün külliyat İslam'ın da hemen geçti. Ormanlar Latin alfabesi. Noktadın, bozlar Latin alfabesi gelirdi. Orada basalım, ilk siyah forma gelirdi. Şimdi usta dedi, ben dedi, bütün arabamız oldu. Arabamızda gittik, kirazlıkta falan gidiyorduk vaziyetlere. Ayrıca gidiyorduk. Hükümetin cibi vaziyetini takip ediyorlar. Böyle elden tesis. Ankara, İstanbul, mesela Ankara, İstanbul, Antalya, Samsun'a kitaplar basılıyordu. Üstad da diyordu, ehliyen nazar bende olsun, İstanbul'da olmasın dedi. Üstad gidiyorduk orada, Üstad okuyordu, tavsiye ediyordu, böyle böyle diyor. İşte o ciplerde diyorlar, tesli Ankara diyorlar. İşte abdest aldı, namaz kıldı. Halbuki Üstad onu uyuyordu onlar. Diyordu, onlar nazar tut, kenar çekiyordun. Matbaalarda, zayide basılıyordu. Dedi, kavuşarsam dedi, Abdülkadir Geylan'ı, Cenab-ı Hak iltica etmiş, Cenab-ı Allah, Allah ömür uzatmış, sizler için. Ben de İslam külliyatı, matbaalı, bir de kadar Allah ömür istiyor. Anladım, matbaalı da Allah ömür istiyor, İslam külliyatı istiyor. Ben sözler bitti, mektubatta. Hatta bazı o ayet olur, dedi lan, sen diyor denizde bir matbaanın başına geçirsin. Şimdi, deniz hapsinde. Kusura bir, matbaanın başına geçirdi. O doğru bak. Matbaanın başına getirdi. Tekstil başına, tekstil o yazdı. Matbaa o oraya. Yani onun için ben ustadım, elhamdülillah. Ustad nazarı değişti. Külliyat, orada da yazdılar. Ustadın basılanlar. Hatta biz de söyleyeyim. O tarihsel ustadın üç sefer okudu ustadımızda. 10 ordu, 20 lezmi o kadar kürecek bir şey tarihsel. Onu oldu, girmiş. Tarihçede okumayı usta da anlamaz. Usta da anlamayın, usta da muhabbet olmadan lise mi anlamaz. Kıyıda kırdı, doğradı durdu. Yani bazıları ehli dünya gibi doğru anlamadı lise mi anlamadı. Yani dünya ve nazara bakanlar. Bunun usta da usta kimseler, layıkları okumaklar. Ustadın nazarda isen layıklar da. Ki lisanları da ustadın hep nazarına geçmedi. Bazı mesela konferansın alemler, ne bileyim mesela. Usta korkuyor. O da İslam'ın içine geçti. O da koydu. Ondan istifade. Ben en fazla anladım. İslam'da konferans olmuştu benden. Yani İslam'da olmayan şey vardı. Okumadan yüzüm var. Ne zamanları sözlerden başka kitap burada ihlal okumadan. Bari onunla dost kaldırır. Yani der ki mektup okumadan dosttur ya. Ben resal layıkları okuyan da ustadır. Tersifleri, düsturları öğrenmiş. Resal layıkları kanunudur bu tabiyle. Biraz da kastamın aydınlar okuyacaksın o kadar. O türlü hüküm bir de öyle. O ayrı istimaya da desmiyoruz, siyasete de desmiyoruz ustadım. Ustadım. Hani ustad, kainanın ustadır. Ahir zamanda, elhamdülillah, ne var bu hafta yatsın özür dilerim sizde, elhamdülillah. Bir zaman, biz de 1960'da ihtilaf üstüde şey yaptık. Şantay var ya, Hasan Bakır Şantay. Onu ziyarete gittik, Sultan Borosu dedi bana. Hocam dedi, neden dedi böyle zaman kitap yazdın? O gün, kardeşim dedi. O zaman tek tesir yazdı, kala böyle kez oradan göz geçiyor dedi. Ne dedi, söz dedi, Allah tutukla atışsın dedi. Bediye zaman dedi, kimse olamaz dedi. Bediye zaman fişi sokuyordun dedi, fişi sokuyordu, fişi sokacak yeri vardı.
kulağını filan üflüyorlardı. O da yazıyordu. Bizim kulağımızda bir yere koktu da bir de bizden olamaz. Biz de Allah'ı söylüyoruz. Allah insanı da bizden olamaz. Allah'ın hakkı nelerdir? Biz de bizden ama çekiştirmek meşguluk. Neden evlenmiyor? Neden vaaz etmiyor? Neden camide imamlık yapmıyorduk? Biz bununla meşguluk. Yani belli zaman da hapislere gittiği, mahkeme gittiği bir yer gitti. Biz de onun sayısını böyle hala böyle otaksik yaptık. Yani de hala böyle bir kitaplardan yaptık. Onu da onun için de kıyafet olmaz. Bir zaman. Bir zaman Ali Fuat Paşkiller demiş de Allah razı olsun, rahmet etsin. Kardeşler, ustadan hiçbir şey yapmasa şu Osman lisanı muhafız edildiğine tabi. Yani bizim aşkımız kısmı dudak. Kursa bütün orta seferler ona lisan ilişmemişler. Yani dinle, iman ile unutturmuşlar. Lisanı, bizim lisanı da gitti. Yani lisanı da ortada. Yani lisanı aslında Osman lisanı, aslında bizim lisanımız. Ama siz bir orta seferi unutturduk ama şu ondan mağdana gelin lisanı. Var mı Mustafa? Tarih seyahattaki. O demişsin Allah bana mısın? Var desin. Öleceksiniz ustadan üstleri. Bütün dünya güzel ustad. Tabi o adam onun öyle konuşma türesinde. Adamlar mesum bile şeytanı hem keyiftirir o zaman. İyi at şeytanı onun mesumu da oluyor. Hemen adı şeytanı. Ve o söylemesi de mühim. Değil mi? Bir zaman Osman insanları muhabbeti gibi yine kaldı. Allah rahmet eylesin öyle demişti. O diyor biz elhamdülillah sadece ben bazılar münacat etmiş. Münacat da aynı gerisi gibi okuyabilirsin bak. Aynı evlat gibi okuyabilirsin sadece. Hani bazı kardeşlerim evlat makamında aynı okuyabilirsin sadece. Biz de mesela okuyoruz. Ben hatta yeni bir insanla okuyayım. Kardeşler insanla okumayın, külliyat okumayın diye diğer bir gerisi okumayın. Bir zaman bir hatıralı demek size, size ben de biliyorum, size de bilin. Lisa'yı geçenler sonuna uyardı. O da has talebelere, yaşlı okulun talebelere, o zaman sile yok zaten, lisa'da da yok, geylanda. Ustad Mecmer'de Aksat'tan çıkarıyorum gevşeni. Ustadın tahmini, sekine ustadımız. Ustadın bunu. Bilersin, bilersin, bilersin ustadın onlar. Şimdi bir mübarek abimiz geldi. Bak şimdi mukayese mi? Ben risalelerim şuna şuna da basılmış, şuna da basılmış diye. Bir mübarek abimiz geldi. Yeşillenmiş bu. Buraya geldi. Üstad da bayram diyor. Risaleler öyle matlara basıyor. Bayram, o kadar şey diyor. Bayram diyor. O geldi ben dedi filan diye bir Antalya'ya basalım. O zaman Kutbi Şami'yiz. Musa Mezen'e de burada kitap atıyor. Musa Mezen'e basıyor. Kutbeyşan'ı. Orada İzmir'e korkmuş. Orada duymuş matbaa, dost birisi matbaa var. Orada geldi. Ben de oraya gideceğim. Kutatçı kardeşim orada hizmet var. Bak bu sefer Cevşen hizmet saymıyor bak. Orada hizmet var dedi. Orada sarı basılıyor dedi. Cevşen bastırmak için değil mi? He. Cevşen bastırmak için oraya gitmek istiyor. Ustad akla kalkarken emir irade edildi kimsenin yerini almaz. Mutlak böyle olsun demez. Ustadım. İzah etti. Doğru konuşmaydı. Bir de kardeşim orada hizmet vardı. Ne hizmet vardı? Ağlamadı. Hani hizmet git de dedi oraya. Oraya git de dedi. Hizmet var dedi. Hani ustadım. Gerçekten hizmet saymıyor ustadım. İmanı kurtarmak lazım. Tekrar dedi. Bu yine ağlamadı. Bir tane bana tokat vurdu. Bir de dedi, hırrrr! Dedi, Milan şarkısı yapacak dedi. Hizmet bıraktılar, hizmet alacağım dedi. İmanı kurtarmak lazım. Hemen gittik. Şimdi belediye sarayı var ya. Orada kararızına vardık. O bir fabrik var değil mi? Dünya var. Orada kararız. Tam otobüs yapıp hemen balta dinledik. Bir beraber. Balta bize indir. Gönderdim. Ağrım kalkıyor. O yolda indir. Dedi ki bari. Üstad razı değil. Şimdi sen basılıyor. Tepki bakımından. Ve ona. O yolda yani. Bak mukayese edin. İmanı kurtarmak lazım. Üstad vazifeli. Hani ben kardeşler diyorum. Mesela soruyorlar çok yaramaz. Gerçi lokmanlık tarzı olabilir mi? Olur.
Yevşen okumanın tutarız olmaz. Risale okuyan okuma olmaz. Risale okumayan tutarız olamaz. Kalbi ruhu dost olur. Bu diğer ehli iman gibi dost olur. Üstadın ben diyor bak. Sen isimle bakıp sivri kav akıllılar çıkabilirdik yarın. Yani sadece böyle müstahı vekilimleri çıkabilir. Olabilir, beşer de insan. Olabilir yani. Hatta bir zaman Mehmet Seyir'e bak, Allah atısın diyor. Ben de acaba kendime çıkarım. Bence müstahı vekili değil mi kendisi? Üstad bazı haberleri taktık bakımdan, hizmet bakımdan. Mesela düştü ben diye vekil ediyor. Bir zıt tutar yatıyor. Cenab-ı Hak var, var ya. Cenab-ı Hak vekilimdir. Hizmetin umuruna dair bunu yönden vekilim yapıp yapabilir diyor. Böyle bazı ustalarımız siler o. Ama ustalar değildir ki ustalar gibi. Yani olmak, ustalar diyor, ben mi diyorum, bir kişi kaldıramaz diyor. Ben yüzde diyor ki olacak. Her bir ustada, ustalar tam sadık almak için artık vekilize gitsin. Ustalar bir kere. Ustalar nuru kendi malı gibi saymıştır. Hizmete de, derslerine, her şeyde Allah'ın bir milletin var, sahabe mesleği. Aşkallık var, sürgallık var, 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 hapislik var, var. Ben kendime alıp Abdülkadir yerine geçsin, yazsayız. Bir müddet böyle şey bu tadı var, benim parma gel. Bir günde bir milyon mürdüm olarak bize gider. Yani ben meslekte de sahabe mesleği kelebe gidiyor. Hapiste var, şu var, 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 var. İse günde, ben bir yedim yoktur, mesela bir yedim kalp. Ben ustam hakikaten böyle saldım, böyle gittim mecbur. Size getirin bu arada diyorlar. Getirdim. Ben mesela bile onun gidelim olması. Vallahi bin de attı, sen mesela gidecek. Senin mesela gidecek diyor. Yemin ettik ya. Ya elhamdülillah, ya Allah'a şey kapı kırık olmadım. Bir şartım var, abilerin, ustamızdan ne gördük? Ne kadar geliştirmekle durdular, şahı şahı hizmetle durdular. Biz bu hizmeti ustada gördüğümüzde İhlasla. Buna daha harcayız. Evet. Çok kalırsam için milyarder olacak, derslerler yapılacak. Siyasete meşgul olabilirler. Bak. Şiirde, hizmete yapabilirler. Ama biz Mustafa Gözü tarzı değiliz. Esas hizmet budur. Hani Halis Erdem, Mustafa Mustafa Gözü bu tarzı. Evet, zannetmeyin doğru. Gençleri yapıyoruz, yapacak onlar. Onlar, biz bu tarzı gideceğiz. Az da olsa kanaat edeceğiz. Bu tarzı gideceğiz. Yani bizim bak şu dersler hiçbiriyle böyle bir şey yok. Onun sonra sohbet ettiler, o da siyasete düşmüşler, gittik siyasete bu. O bizim cemaatlerin çokları siyasetler, hayli içtimaiyle parlattı, buldu, yani bu böyle. Fi sabinda, sahabe meselesi bunu. Kanaat edeceğim inşallah. Önce. Daha şey alacaksın abi, üstadımızın fedakarlık noktasında teşviki nasıl oluyor? Dünyaya teşvik ediyor muyuz? Ben dünya hiç şunu yaptım dinledim. Abi kusura bakmayın. Ona şey alakası olduğu için soruyorum da bu fedakarlık hususunda bir de kardeşler diyor ki mesela annemiz babamız razı olmuyor onların rızası almadan nasıl fedakarlık yapacağız? Tamam ya şimdi bak ben mesela Kore'den geldim. Ben kendim asistim. Kore'den geldim. Ben hakikaten kafamda dünyaya vardım. Japonya'da ince aldım, param da vardı o zaman, ince aldım, filler aldım, filler aldım. Yani dünya kafam, dünya vardı. Şeyden, Kore'den geldim, Japonya'da ince aldım. Kafamda bir şeyler var. Şimdi sizin de sen okumadık biz. O sultanın hizmeti de iyi oldu, aldık yani. Yani onda da var. Ustaz bir tesir yaptı, film usta, tesir de o şey, ustanın yanında ziyarete var ya, böyle. Usta hizmetinde 50'sinden sonra usta hizmeti yerler kaldı. Böyle bu tarz kaldı. Belki usta sana hizmet diyordun. Mesela bakıp usta şeyden gidiyordun. Sever abiler gidiyordun. Hatta bir müddet jandarma komutanları dedi anıtlar orada gitse de böyle girebiliyordun. Hani öyle miydi? Devirdeydin ustamız. Kimse yoktu. Şimdi ben geldim. Bu usta dediler hoca bende. 2-3 gün kalmanız müddetisiyle bu arada geldikten sonra. Hocam dedi köylerde de iki gün bir köyümüzün yakın oradan da bütün o zaman araba bir köyüne geçerdik. Emet Ağa, Boyver'in, İzmir'e arabaları hep oraya geldiler. Hocam dedi gel ilk gibi sen sor dediler. Geldim, köyü vardım. Ustada da şey, boyun atısı getirdim. Sonra Sekya'da aldım, Hindistan'a geri aldım. Singapur'dan da gelirken
Aldım, çok sevinçle gittim ustamın yanına. Ertesi gün. Usta tam bir ayda da Zübeyir istifa etmiş geldi. Ben unuttum, dün artık bastırdı. Vardım tam dedi. O ben de evladım gelmeyeceğim dedi. Sen de sen gelmeyeceğim ben sonra gideceğim dedi. Yok ne? Muhammed dedi buyur efendim. Bunu son yazdırırım bunu demeyeceğim. Peki ben Zübeyir buyur. Sen bana hizmet edeceksin bunu demeyeceğim. Peki ben. Hadi. Bakıyorum, hakikaten çok ciddi söylüyor. Sonra ben gideceğim. Yok, vermedim sen. Yok, onlar da biliyorlar bana. Şöyle kalmış sanki. Sen okumamış, bir sen okumak da o zaman. Bakıyorum, ben tekstiller gibi. Neyse, sakın da gidelim de gelelim. Gittim. Gittik şimdi, Allah hafızın. Tabii yani, bu bir şey değil. Sen okumamışsın. Ustaz Hizmet'e bilmiyor. Yani olsa gider Hizmet'e yoktur zaten. Arkadaşlar da bağlarımız var. Bağlara gidiyor. Var ustamız. O zaman köyümüz hayalet gibindeydi. Bağlar gibindeydi. Şimdi Asfalt'a geldi. Zenzele taşmıştı köyün içine. O köye geldi. Köy Almanlık yerine gitti. Zenzele. Hani Zenzele nasıl 20 sene vadeli öyle verdi. Ev yaptırdı derler. Neyse, baktım iki tane çocuk geldi. Usta bir kilometre görmüş. O hastalıkta inmiş bir köyünde. Rüber ve inler var. O da yeşillik var. Taştık, ağaçtık. Orada kalmışsa bir evi soruyor Rüber. Bir de iki çocuk geldi. Misafir geldi. Baktı Rüber ve inler oturuyor. Annem var. Arka kabalarımız var. Bir de kardeşim tak geldi. Ustam geldi. Koşarak geldi ustamın yanına. Ulan ustanın yanına öptüm. Usta bana ne getirdiyse bu arada hediye getirdiğimi mukabele getirdi. Eşrefe kitap çıkmış onu getirdi. Sonra spesiyeler verdi. Hatta şuradaki boyun atkısı var. Gün. O da ustamızı. Orada. Onu verdi. Ne getirdiyse aynı yer. Evladımızı seni vermeyeceğim geldi. O da ustamızı. Yine gitmedi. Kalkmış. İnsan arkadaşlar geldi. Akrabalar geldi. Onlarla beraber sohbet ediyoruz. Yine usta bir kilometre yine yürütmüştüm bari. Yine baktım Zübeyir el çekti geldi. Dedi kardeşim dedi ayı biliyorsun usta ustadan yemek biliyor dedi. Sen ustadan yoruyorsun dedi. Gittik ustadan yemek. Ustadan evden seni gelmedi geldi. Tek ustadan ertesi gün yatağımı yorganı götürdüm bu oldu. Bu insanı sıktık diye bırakın beni. Benden sonra Zübeyir'e geç yeğlendi askerden. Oranın yerlisi. Hani zenginler de oranın güler gönlünden. Kıttiğin bırakmadık. Ustadır, onu da bırakmadık. Yandı ustadır. Eğer ustadır gezine çıktıysan savaşıyla dükkanı bırakıp geldi. Bırakıp geldi. Ustadımız, şimdi annenin babanın çok şefkatı zarar verilmişlerdi. Bir de böyle buraya gelip gidiyor, arabamız oldu. Git diyorduk annemiz. Her haftada gider. Emir Han. Allah rahmet eylesin, Tahir Bey çok fedakarlık yaptı. Kendi fazla oldu. Yani azıcık verdi. Çok ise bu çok iptal gitmez. Azıyor gezmeyi de. 50 lirası yüksek, 25 lira beni alıyor. Ustaz parası yeni. Ustazın parası. Çok kıymetli de bizim. Berber gidiyor, iki tane İsa geldi. Ben annem, hem koşar geldi. Gidelim. Gördük, bu takım dedi zaman hoca gelmiş. Ne koşar geldiler. Bana bakmazlar. Ustanın elini öpmüştü. O kadar ağırsızlar. Bazı arabaya kaldırırdık köyünde. Bazı köyde bekçiler böyle zopayla kovalanırsız ilerlerden. Ustanın arabaya muhabbet ederler. Ustaz ahmak keser. Ben riyak yapıyorum. Ne topuza bunlar var? Aa yazık. Döyüyor dinlerdi köylerde. Hiç serim. Her hafta böyle olur. Her hafta. Ve bırakmadı ustamız. İki anneye gelmiyor. Gitti. Böyle öyle oluyor. Mesela. Sana Cenab-ı Bey geldi, onu da bırakmadı. Abdullah Bey geldi. Abdullah Yener Bey. Zeynep bizim profesör Zekeriya da, o şimdi profesör oldu. O imamat yok ki, o da burada. Birbirinde bir kişi kalmış orada. Abdullah haber vermiş, annesi babası ağrıp temiz. O da kendinden döküyor. Anne babası ise ağrıp diyor, tabii değil. O da doğal silip geliyor buraya. Hastaymışlar değil mi? Evet. Hasta, annesi babası hasta. Hasta olan annesi var. Ne demişsin buraya? Dedi, ustam dedi, annem babam hastaymış dedi. Buradan dedi, mektup,
haber gönderdi ustası. Zeynep'e dedi, ustazım dedi, bu dedi, zekeren dolmuşuna gitmişti. Zekere verdi, biz ama bazı yok, sonra böyle. Böyle. Şimdi de tamam. Gel, oldu, dinleriz, usta gönderdi. Ve usta muhabere de, hani İsra-i Rahim, mektuple de olur, demişti. İsra-i Rahim mektuple olur. Şimdi telefon var, telefon, öyle anlıyor. Şimdi İsra-i Rahim mektuple kaldı, şimdi öyle. Hatta ben dedim, usta dedi, köyüne gel. Usta çok şefkat. Anneme, babamı, böyle akrabalar. Hatta oradan geçerken ben Kur'an'ı okuyordum. Taş olarak yapar, Kur'an'ı tutardım. Ben asıl keserdim. Ben bu köyü taşına toprağına ölsün diye dua edeyim. Fatih okuyacağım. Ustamın bir tane dua duruyordum. Oradan geçerken, önümden geçerken. Ve Allah sizi sen öldürdü bu köyü diyorsun. Böyle. Ustaz ekledi. Bunun bir köy tarlamız var. Ustaz her zaman geçerdi. Köy tarlamız var. Tarlada gittik. Baktım, o haşek tarlalarımız, o bak tarlalarımız, köy fakirdir. Yani ki baktım annem yatırmışlar, hastaneye getiriyorlar. Şu ağır hastaydık, abim var, kapalı. Ben diyorum ki, tabi ki, vardı hemen el döktüm. Ne oldu, ustam yokmuştum. Yok, hastaneye gelmiştim. Bir hastane geldi, yokmuştum, yokmuştum. Böyle oldu. Ustam, eğer ki, hani bir gün ustamın bir dakika, keşke ben milyonlar sene olsa da ömrüm olursa bize bir sene. Bir saat var ya, bir saat. Sen usta sıkıntı ne gelir? Ustamın en ufak hizmetinde atlatılmak lazım. Ustamın bizim annem iyi olmuş dedi. Ya iyi oldu herhalde, hakikaten annem iyi oldu. Hani biz anneye babaya diyor, kısmet düşeceğiz. Onlar Allah bereketini verir, Allah onlara şifalar verir, ona tedarikler bulur. Elimizden geldiği kadar inşallah. Bütün usta evlenmeye kaçı sürekli teşvik etmedi bak, haberiniz olsun. Boşanmaya da kaçı sürekli teşvik etmedi. Hiç bütün nur terbesini boşandığını duymadık. Kaçı sürekli teşvik etmedi. Usta, dünya teşvik etmedi, sormadı. Gelme makam verici sormadı. Risale okuyor musun? Bize bir gazete okudum. Gazete yazdım, okudum. Hizmetten bastı. Hani Amerika'da dünya ilişkin yok da sanırım. Musa abi yürüyor diyenler mi var? O eline geçiyor. Dünya var da eline geçiyor. O da altı kaçtığını korkuyor yani. Abi üstad kaç sayfa okurdu? Üstad şey yapıyorlar. Gelin diyor. İşte burada mübarek üstad. Gelin buraya. Siz mi çalışacaksınız, ben mi çalışacağım diyor. Taş ustadı sen çalışacaksın. Kaç sayfa okudu sorar. Dedim ya o zaman meşgulat çok. Bir yere geldi yetiştireceksin. Çünkü yok. Meşgulatı bazı müşk, bazı beş sabrı yazar. Yani bazı hiç yazamaz. Ustam tam 200 sayfa okuduğu gün oldu. 200 sayfa okuduğu günler çok oldu. Maşallah bana sayı diyor. Ben de sayı beğenmiş. Tebrik vermiyor. Elhamdülillah imanın şerh dedi. Nasıl ediyordum? Mübarek günleri, cuma akşamları. İfak tadiller camide bize Risale'leri okumak iman tadı verir. Risale'leri okumak da iman tadı verir. Elhamdülillah, öyle öğrenmiyorum. Daim uzak nazarlar Risale'leri okumak. Ve dünya bak göreceksiniz dedi. Dünyanın kanunu çok söylerim. Eser söyleyen kitap alıyor. Dünyanın kanunu esasını böyle elini alıyor kitap var. Dünyanın kanunsuz kitap var. Görecek dünya diyoruz kanunda şu an. Dünya diyoruz. Bugün dedi böyle, şöyle durdu. Acaba dedi, şöyle. Daha yazacak bir şey var mı diye hatırıma geldi. Yazacak bir şey var mı diye hatırıma geldi. Sordu. Yok. Kıyamada kadar. Sorulmuş. Sorulacak. Her şey bir sayı var. Tamam. Size kafi var. Size sana kararlı. O yüzden şu şahıs beklemek biliyor musun? Nurtar Lisan okuduktan sonra ahmak. Bir zaman mübarek bir kardeşimiz vardı. Arzal isminde. Mamuk Arzal'ı buraya geldi. Yoğuzlar geldi. Yoğuzlar da. O zaman oradan içine tutuyordunuz. Geldi buraya. Ben onu gittim. Ben o tebe gösterdim. Kusura bey gösterdim. Kusura bey gitti. Abi der ki yersin. Sonra dedi ki ne bana. Abi dedi, çok tefer kuatım var. Arapçanın, çok tefer okumuş, çok tefer kuatım var. Eğer bir lise seferler, lise gine. Üstadın
heykeli ben de sekildi. Mutlaka kafasını bulmuştu. Çünkü biz de insanı anlatamaz. Yani bu zaman insanların çok terakkuatı var. İnsanı okumakta anlatamaz. Çünkü sadece var. Eğer böyle birisi ise mutlaka bu. Evet, kafasını bulmuştu. Yani onun için bir kararsız insanlar. Abi üstadımızın kendi hayatında. Sizin hayatta, yani İbrahim Babacan hayatında en çok nelere dikkat ederdi? Ve aynı kusurlarınızı affeder ya da örterdi. Kusurlarınızı. Bizim şimdi bak sizinle bizim bir kıyas olmayız. Bize usta evladı manevisiyiz. Biz temel. Bizim o vakti hatamızı usta söylerdi. Hatamızı söylerdi. Ama başkaları gelenler hatasını sen sormaz usta. Gelenler. Biz temizliğimize, giymemize işin. Mesela başka usta giderdi. Bir gün siz beraber gelirken bayram bile grip hastalığı var. Grip. Bir bayram dedi. Ben dedi Emirhan'a gittik Mahmut Tekis. Ben de Tayyip'e tekis yapıyor. Sağolda. Bu da pardon. Ben de hastayım. Grip. Sarpsa kırılır iyi gelir. Dedi ben gitsem sarsam bu avcıydı. Sarpsa kalmıyor sarsına. Bir de açıyor ben bunu. Sarsını sarsa var dedi de. Ben dedi o gece Emirhan'a var. Bir gün buradayım. Yani ben de sen de burayı ben de ustak git. Başka bir şey yok. Ekmek ve sarımsağı yiyoruz. Atak yapalım. Bol bir sarımsağı yiyoruz. Ekmek ve yiyoruz. Gece ustak yatıyor. O da farklı. Yerde yatıyor. Hemen sarımsağı yiyoruz. Sabahleyin ustak yine basıya atıza verir. Baktı abi. Kütürüm kök öyle diyor. Ağzım kararı tek ediyor. Sarımsağı gibi şimdi. Bak ilk ses gün. İkinden sonra buraya geldi. Ustak'ın İkinden sonra geldi, çoraplar çıkartıyordum. Bu arada şablar geldi, şablar çıkarttım. Çoraplar çıkartıyordum, tamam mı? Son mesinde, ah mah geçerli, bu da sarkı. Bak şimdi şanslı şeyler söyler, başlara söyler. Mesela şiir, bir bazen de kirlileşir, ustaklarla tertem. Bu şansı, kusura bakmaz, seslenmez. Arse, ama beni yetiştirmemişsin. Benim kusurum kusurum. Kendine bakmam ben bakamaz dedim. Kendine bakmam ben ustamın temizliğinden şey görmüyor. Ama diğerler herkese ustam havanlar hava sıkıp ders verdi. Bir milletvekili gelir onu konuşuyoruz. Emretçiye gelir bir adam gelir. Siz diyordun arama geliyor buraya. Sırsız arama geliyor. Ve siz diyordun yalnız. Siz diyordu, maddi konuşsun, bir mane konuşsun. Gel diyor. Erdem dedi, sen ne olursan diyor. Herkesin başını polis olmak lazım. Gel diyor. Eğil yok böyle. Boşuna eğil yok. Böyle bak. Vuruyor, vuruyor. Sen hatırlıyorsun da o. Arkadaşın altın diyor. Aman efendim ne diyor da var, onları atıyor. Polisler. Siz diyor da maddi konuşsun, manevi konuşsun. Evet diyor, insan olmasaydı. Herkesin başını koymanız lazım. İslam'ın kalpler orada yakattı böyle Allah var, cennet var, cehennem var. Bunu yıkar diyor, yıkar diyor diyor İslam'ın. Öyle olmasa herkes hocam borun dedi. Sizin maddi borun dedi, biz size tayini yaptık diye diyordum. Bir bağırı, şöyle diyordum, sesi arattı bunu gönderdi. Tabii araba geldi, sevdi. Sıcaklar dolu, kamplar gelmişsin, yana gel. Isıt bir bağırı, şöyle diyor, 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 böyle mi? Hayatında yaptığın neye dikkat ederdi? Kendi hayatında. Kendi hayatında. Ustazın çok temiz. Üstad temize çok kıyas ettim. Ustazın oysa ise hiç kıyas olmaz. Aklını bozasın yani. Ustaz'a bunu isterse aklını bozasın. Ustazın bak yemesinler. Ben sana bir anlatayım. Ustazımızın bir bardak kadar su. İçine çay, acı tuz. Çay bardağı mı su bardağı mı? Su, su. Çay bardağı, su bardağı, su bardağı. Acı tuz. Acı su. Ondan sonra tuz. Tuz yani. Tereyağı azıcık. İki karış. Yatıya üstü. Yağ yaptırmaz. Hiç yaptırmaz. İki kaynama başladığı zaman üstü yumurta kadar. Yumurta kadar. Beyazını pişirmeye başladı, yoğurt kadar. Sonra yine o. Onu üç öğün yedi.
Bir mesela bir kuruşluk bir zaman et. Şimdi bir bin lira. Kaç bin lira? Bin lira değil mi? 10 bin lira. Neyse bin lirası. O bir kuruşluk bir hata gidiyor. Kuruyordun ekmeğe onu ekliyorsun. Doğru öyle yedin. Sen de ustada onu uyuyordun. Tabi kazanır mısın? Ha, onu da ben ustada sistemi kendim. Hemen uğrayıp yerine gelerek olsun. Teheccüd namazını hiç kesilmez. Kaç rekattır abi? Teheccüd namazını. Kaç rekattır? İki rekattır. Şafiler bütün sünnetleri fazla sonra üç rekattır. Sonra bütün sünnetleri. İkiler iki rekattır. Ötekiler iki rekattır. Şafiler serinde. Duha namazı hiç kesilmez. Duha var ya, kuşluk namazı. Güneş doğduktan 45 dakika sonra. Kuş kıyamda derken yola çıkıyordu. Onları yine böyle tutuyor. Bir de her bir sekineyi olsak, mutlaka okudum. Sekineyi, her gün hatta çay çeyreğinde okuyorum. Böyle, bazı bir dakika yolda yalatıp, kıza elde yazılırken de okursam. Abi bu Urfa'da Ahmet abinin bir hatırasını, ben şey yapmıştım. Kardeşlerden Bursa'dan gelenler var falan, işitmeyenler var abi. Yani, şimdi ustada size bugün kulağına çıkartacağım da, o da ustada sizet diyor, bugün ustada hadi sen bir kırılacağım, devremle gidelim diyor. Bir evham hastalığı var kendinde, evham. Korkutur, durdu böyle geldi. Böyle giderken postana yana giderken, hasta mısın diyor, bir tane tokat vuruyor. O anne, bir şey sormadan daha. Evet demeden. Hadi bir şey kalmadı. Hastalığı o. İşte ondan beri öyle hastalık gelmedi. Şimdi, sısır söylüyor ki evlerine. Beni bir bana verelim diyor. Sıksık demiş ki evlenme. Sıksık evlenme demiş. Ben de bir mana verelim. Baba sen bugün ya evliler de var size konuşuyorsun ya burada. Onlar da bizden abi. bir türlü mana veremiyordum diyor. Diyor neden diyorlar? Bugün babam işte eğer sen evlenmez, sen nasıl evlenmez yok diyor. Evlenmez diyor. Bir tutsa gidemem diyor. Üstad'a gittim diyor. Üstad demiş kardeşim, sen bazı haklar kaybettin. İşte seni sıra gönderecektim. Evlenmedin, sen demiş haklar kaybettin. O zaman diyor, gözümde sizin bir yüzyıl yaşlar akma başladı. Ağladım. O zaman Üstad demiş, gel sıkıram kendimi. Gel bu kadar gitti, açtım. Atıcım var mı? Var demiş. Aç. Açıyor, ayet kelime gösteriyor. Bak diyor, hizmet zamanı, hizmet olur, anne baba dinlemez. Sonra ağlıyor, ben de aynı sene eski talebimi kapatıldı, tabii öpüyor, suyu diyor, böyle çıkartıyor. Yani bu, biz de ne şey bakıyor, ustadı, ben de kendi şahsımda. Ustadı ilk ziyaretine vardım da, ya ilk böyle zirvesine vardım yani böyle. Sen de dedi, Sumut'u evlenmesin bana. Ben de bir bu arada o zaman o da pek istedim. Bir daha. Ceylan. He. Sen de Ceylan. Yok yok. Sen de Sungur adı bana. Sungur abi. He Sungur abi. He neyse dedim sonra evlenmişsin. Tamam. He neyse evlenmişsin. Çünkü o öğretmen sormalı şimdi. Evet. He neyse dedi evlenmişsin. Ceylan'a geldi o da evlenmişsin. Diyeyim bilmiyorum, bilmiyorum. Hatta bugün bu şey, üniversitenin yanına girdi, solundan yol giderdi. Ne yolu orası? Fandasyolu. Oradan gitsin, yol. Aklıktan sonra bir yolda solda. O yola giderken, şimdi orada koyunlar var. Koyunlar. Eğer işte dünyaya girmek bekliyorsanız siz iki giderdiniz. Diğerlerin var. İki bir şeyler mahalleyiz. Dünyaya girmek isterseniz siz de çoba gireyiz dedim hocam. İki güzeldi. Hani eğer dünya girmek meyvursan çobanlık yapın. O zaman Zeynep'e de bir şey lazım dedi. Kafaya koydum. Bir şey lazım dedi. Ne lazım dedi. Onların sahibi kızı lazım dedi. Dedi. Sana da izin yok dedi. 10 tane hırı olsa sana izin yok. 10 tane hırı olsa sana izin yok. Ben 10 tane istemiyorum dedi. Gidelim. Dağlı bir kısık gelir o da. Hakikaten da. Üstad diyordun, dünya uzun değil ki ne diyordun? Kardeşim dünya çok acayip olmuş.
barınağı soktuğu zaman, eli soktuğu zaman, kolu götür, kolu soktuğu zaman yüzü götürüyor. Ölmeyecek kadar kızını vardı, iktifar edecek. O zaman acayip olmuştu, o zaman acayip diyor. Mesela barda da bazı aileler vardı, o çocukları girdi kardeşim kanaatini. İstanbul Ankara gitmesin tabi, dünyanın ömrü çok uzun değil. Kanaatsiz diyor. Ve o gire o diliklerini maalesef şimdiler sormadı. Bugün şey geldi, Halis Safra'ya geldi, efendim de buradayız. Ben de çok zenginlerim. Ben de orduyu besleyebilirim. Çok zenginlerim. Maşallah. O zaman da üstadlar bak hani soruyor da üstadlar insanlar niye nerede tarafta olmamıştır şurada mı? Yok dedi. Ben dedi sabrımı dedi. Ankara, Artık'la Sait başkaları başlıyorlar. Çok sıkılmış. Onlar yardım ediyor biliyorum dedi. Çok akla çarparken yardım bitti mi yoksa? Tekrar dedi. Efendim dedi. Üstad da ben iki milyon. Ben tercümanı yapıyorum. Dedi üstadım ben çok zannettim. Orgu gösterebilirim dedi. Maşallah. Ben de sabrımı dedi. Emretti. Emretti yani. Orduyu besleyebilirim dedi. Çok zenginlerim. O da dedi ki ben de sabrımla Ankara, Sait'le artık sıkılmışlar. Sözler bakıyorlar. Ona yardım ediyor biliyorum diyor. Yani yardım etti mi bak. Aklı rafı yetiyor. Üstadım tekrar dedi. Ona bak. Biz kalktık. Yani ben burada hasret duydum ondan. Üstad emir verirse bizim odaya var. Hemen aldık duyduk şöyle. Çıkarken. Allah'ın için şimdi baktığınızı şey yapırsanız var. Baktım eğer bir şöyle gitti. Benim cebim o zaman para 50 lira koymuş. Para düştü. Yırtık cebim ya. Dedim mübarek. Bak Üstad Hazretleri. Ben sen bu parayı almadın biliyorsun. Dedim Üstad Hazretleri. Altıkla sayı sıkılmış sözler basıyla sana yazık ki ya. Yavrucuğum dedi. Aynı böyle bu yavrucuğum dedi. Zaten bana da kötü kötü koyacak diyorlar. Bizim paramız olan nasip olmaz. Aynen böyle. Allah Allah. Bizim paramız olan nasip olmaz. Olmaz. Bir gün yine geldi ustamın dedi, ben de çok zenginim. Hayda bey. Ben apartım ben, apartım ben dedim. Ustam kardeşim dedi, dünyanın öbür uzun değilim. Evim varsa dedi, kanaat. Çok zenginim dedi. Apartım ben, apartım ben dedi. Tabii ne diyorsun ustam? Bir dedi kardeşim, dünya çok uzun değil. Evim varsa itibar et. Ve gitti. O apartmanı var mı? İkinci apartmanı yaptıktan tuvaletine çalışırken onun içine düştü. Onca Allah bizi ustalarını sevmesi. Kanaat şükürün. Var mı? Tamam mı? Tamam mı? Kabul etmemiş ya üstad. O da ibretle. Neymiş? Hani bu tabancalı gelmiş de kabul etmemiş ya. Tanrı abi. Tabancalı abi. Bir de ona anlatıverim. Onun hikmeti de çok iyi. Açık söyle söyle. Şimdi sen tabancalı ismini de haberiniz mi? Afyon hapisinde hapiste. Hatta hisselerde de geçer. Şu arada fena arkasına geçer. İbrahim bu tabanca geçer. O geldi, bu kapıyı açtı. Ben bu kapının ortasında şöyle yazı vardı. Uzak yollarda gelip de görüşmen gelirse beni beğen diyorum ki. Ben bir sefer istemedim. Hisselerde okumak da 10 sefer istedim. Gidersin. Erinlemedersin. İstifade edersin dedi daima. Kapı yok. O gelince sakallı. Aynı abi. Hemen ben çok sevindim. Doğru ustanın yanına koştum. Ustadım senin tabanca arabaya geldi. Haber gelmişti. Senin tabanca ne içti? Neyse böyle böyle anlatıyor. Bir önce boğuştan namaz kıldığı için bu kapı üstten böyle bir ustayı yatırıyor. Bakıyorum sanırım. Bir aşağı indim. Tekrar ustadım sen abi gelmişti şöyle böyle anlatıyor mu? Sen tabancalı bir abi gelmiş, işte namaz kıldırdı, yazı yazdırdı. Yok, ben de o an diyemiyorum ki sen almayın. Ben hemen çok şiddet ağrıyorum ki sen alsın onu. İleride böyle tekrar diyeyim, sen tabancalı gelmiş. Baktım, üçüncü seferinde geldim. İşte Mustafa Ferdi'yle gidiyorum. Böyle! Bir tane vurdu. Rahat sen. Sen al. Ya. Gittim.
ağabeyim. Bak yine eski ıslah, yalan izin yok, tevhidizim var. Eski giremediklerini söyledim. Dedim, ıslahımda girememiştim abi, giremedim. Abi sen nereye kalıyorsun? Ben de Çolak Nuri'nin oteli var, sadece burada kalıyorum. Sigara var, komak var, çok mühim otel. Sen bunu takip ettin. Çok mühim iş. Gittim, tamam. Ondan sonra gittim, sigara burada kaldı. Vardım, nasıl abi, şu sohbeti dedim, o ben tanıdım, ben ondan dedim. Abi ya dedim, ben sevdi bir zaman ustada diye söylemiştim, sen su hatırlayamamıştın. Hani şimdi olan adı demiyorum. Eskiden bir sen dedim, ustada söylemiştim, usta dedim, sen hatırlayamamıştın. Ah sen usta, bak, bizlerin kurbanı, ah. Usta sen tabii hatırlamadın. Ben mürsü barakam kalmadım. Ben şeyh oldum, talip oldum. Allah'a layık bir dur kabul etmez. Yani usta sadaka düzenli. Bir de madem şu oldu, aynı bu haberle Sayık Mutlu vardı. Muttalip köyünde. Şey, Eskiyer'in eczacı da topluyordum. Sıs sıs. Hacı Hilmi'ye derdi var onun talebelerinden. Hacı Hilmi'ye ben hasta tuttum. Bizzat onun ziyarete şeyine gitti. Hafız yerine, havuz okuturdum, istiyordum. O da Kur'an kursuna gitti. Burada Sübeyir Ağabeyler Teren'den Eskiyer'e gittiler. Onun davet icabı gitti. Gitti. Hacı Hilmi. Çok mübarek yaptı. Dur bir yer. O geldiği zaman tutup ayağa kalktı. Ondan buraya koştular. Çok mübarek oldu. Yani pek bir insanlar. Buraya mı geldiler? Yok. Eskiyer'e geldi. Hemen gelin demiştim. Kırtıkı böyle bir yapıştılar. Neyse. O Sayık Mutlu geldi. Dedim. Ben de her ustası, o geldiği zaman mutlaka alırdım onu. Hem Hilde beni hatırlıyor için, hem de o tıp dokuzdan bazı abiler, kadıklar onlara alır. Allah Allah, ustası bir türlü aldıramadım. Kur'an kapıya geldi, uzun boylu kardeşim Sayık. Efendim Sayık tuttu işte sen Hacı İlmi'nin akrabasını tuttu. Yok, tanımıyorum. Tanımıyorum. Ustasının yine bir tane tokat. Hadi dedim, dön. Sen de alıyorsun. Kardeş girelim, git. O da bana kız. Dedi, her zaman böyle yaparsın dedi. Bana fena kızdı. Ne yaptın kızdı? Sonra şu var, Hamdullah profesör. Onun kitabıyla müşkulmuş. Ama şimdi biliyor musun, Şakkı Kamer Eserisi'nde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mi? İsme gitme diyor kitabında. Miras Eserisi, Miras. Miras Eserisi'nde. O, onun için o kitapla müşkul. Sonra onu sandıkta almadı bozdu. Ben eczacıyım. Bir tane daha anlatayım size. Manisalar var ya, içimizden beklenen manisalar var. Şimdi, Emin Hoca vardı. Işıl Hakkı var, havuzlarımız. Çok güzel Kur'an-ı Kerim okudu. Şimdi arada orada öyle bir emekli oldu. Işıl Hakkı. Muzaffer Aslan'la bazı gelirler Muzaffer'imizde. Muzaffer Aslan da o zaman oraya gelmiş, mezuniyette yapardı. O, onlar o civarda sadece o da aldı. Muzaffer Aslan. Gelinlerin, hatta kızım Mısır Zafer Aslan tabi ücreti bilmiyor. Arapçada okuyor musunuz sormuştum ben. Arapçada okuyor musunuz diye. Aslanın yanındayız ya. Ya ustak geldi de bunu mutlaka alırdı. İsmail Hakkı. Bir gün İsmail Hakkı'nın babası geldi. Ben dedi. İşte İsmail Hakkı'nın oğlu Emin Hoca dedi. Bu buranın Manisa Bağazı. O zaman Bağazı'nın dönem üstünde olmadığı için ben çok sevindim. İsmail Hakkı'nın oğlu. Tabi dedim ustak böyle böyle. Islan Hakkı'nın babası geldi, Emin Hoca'nın işte sözü böyle anlattı. Sanırım. Şimdi ben kapının arkasına okumak istiyorum onu. Ve bir dakika yiyorum. Enes'i kovay. Şimdi sonra anlatıyorum kendisi. Yani şu ufacık adam diyormuş. Ağlar bir yukarı, yemeği yukarı çıkıp bir bakıp arabada bir size geçiyor diyor. Biraz niyet diyorum, ayakla bir tekrar başladı. Ben de 100 sefer ayrı oraya gittim, geldim oraya oturttum, hadi, hadi. Kova yaptı, abi girelim, sıra bakayım. Gitti. Oradan gittikten sonra, ana teyze abi, bana ağır mektubu yazdı. Böyle alim, batıl, kadısını ne alalım? Hatıf Efendi mektubu yazdı. Bir böyle alim, fazla kadısı var mı? Siz böyle yapıyorsunuz, bilen diye. O, ben de sonra anlattı. O, ziyaretsel hakkında mektubu okuyor oğlu. O, oğlu. Ben dedi, Mızabır Aslan'la
O zaman Vehçen Vehdi meselesi çok olur. O zaman Rastan Sultan Vehdi diyor. O da Vehçen Vehdi diye kabullenemiyor diyor Vehdi. O şu ben dedi, o Eğer'de dedi, fıkıh üzerinde rüya olmasın bir tane eğer. Çok kitap okudu, alim edilsin hakkında. Dedi, ustanın üzerine, renklere bakmaya gelmiş. Ben de Allah razı gelmedim, zor dedi, ustaz. Muzaffer dedi, Mehdi diyordu, Mehdi nasıl bakalım, gidip bakmaya gelmedi. Dedi, yüzüne, gözüne, ellerine bile bakmaya gelmişsin. Bu mektubu okuduk ve ah karabayram dedim, ah karabayram. Sonra barıştık, seni severdim. Ah karabayram dedim. O da mektubu yazdı kendisi, anlatayım da. Abi, üstadın sakal meselesi hakkında bir şey var mı? Yani sakal niye koymamıştır? Ya abi, çok sordum ya. Şimdi ustadın defası ziyaretçilere geliyordum. Sizin diyordun, nefis de şeytanın şeyi aldılar ki ne? İçimde ithal edersiniz, neden sakal koymuyor? Neden sakal koyuyor? Dedi, ben dedi, ileride talep ederim şu anda. Ben taklit edecekler. O zaman da sakal zorunda kalmamıştı. O zaman da sakal zorunda kalmamıştı. Beni de taklit edecekler. Ben sakal koymuştum. Hani talep edecekler, dedi, ben taklit edecekler. O zaman da sakallar zorunda kalmamıştı. Aşırı sen sana onu ne diyordu abi? Hadi abi, duvarını yap.